Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün babamla beraber markete geldik. Kahve aldık. Süt aldık. Sonra şeker aldık. Bakın. Bu market Lübnan marketi. Aki. Lübnanlara ait. Ve fiyatını da göstereyim size. Tam 4133 real tuttu. O da ne yapıyor? 3 ile çarparsan 12.300 TL falan yapıyor. Bakın kahve tam 17 tane paket var. 17 tane içinde de tam hepsinin içinde kaç tane geliyor? 10 tane geliyor. Süt de 12'li süt. Yani arabada babamla beraber hesaplarız kaça geliyor tanesi kahvenin, sütün, şekerin. Babam biliyorsunuz kahve işi yapıyor. Babam mesela sütü her ayda bir alır. Çünkü niye? Süt çok durdukça eşkir, kötü olur. Tarihi geçer. Ondan dolayı babam garantiye alıyor işine. Her ayda bir alıyor. Kahve mesela öyle değil. Şeker de mesela öyle değil. Şu an kombiyi bekliyorum. Babam ileride geliyor. Hepsine kombiye koyacağız. Genellikle babam kombiyle gelir. Kombi büyük olduğu için. Arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Eğer abone değilseniz abone olup bildirim kutusunu açarsanız, bir de beğenip yorum atarsanız, herhangi bir yorum bana çok destek olmuş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Geldi kombiyle. Bakın. Aa, hoş geldin. Kombi biraz kirlenmiş ama bunu yıkarız. Hoş bulduk. Dikkat edin. Ana kahvelerimiz, şekerim bu. Bizim bir aylık. Geçen sene işte pandemiden önce bunun neredeyse 3 katını kullanıyorduk aylık olarak. Aynen. Şimdi pandemide düştü. Pandemide %70 düştü iş. Ben anlatıyorum. Yani sütleri ayda bir alıyorsun arada. Bir çünkü ne sıvı olduğu için ekşime yapabilir diye. Buranın Brezilya kahvesi, Pata Brasileiro. 3 marka çok iyi burada. Plan, Melita ve Brasileiro. Evet. Bu 3 marka arasında çok tanesi iyi. Tanesi kaça geldi toptan aldığın için? Bunun tanesi şöyle bir şey, bak size göstereyim. Bu şimdi yarım kiloluk ekstra forçi, yani kuvvetli, yani forçi Cafe Brasileiro. Bu normalde 1 dolardı pandemiden önce. Şimdi bu 4 dolar oldu. 4 dolar. 1 dolar düştü yarım şu an. Dolar da zaten düştü, 4 dolar oldu işte. Yaklaşık 18 real bu. 18 normalde real. Bir tane alsan kaça geliyor? Böyle toptan aldığın için. Ben şimdi toptan aldım. 18 realdı. Bu toptan aldığım için 14'e geldi bu. 14 Brezilya realsine geldi. Yani 1 dolar indirim yaptılar. Tamam. Hemen şunları yazalım da adam da çıkacak. Evet, evet. Hemen. Yani ben de yardım edeyim. 4 dolardı. Ben şimdi indirimli aldığım için 1 dolar indirim yaptılar. 3 dolar aldım toptan aldığım için. Bir de nakit verdiğim için. Eskiden ucuza getiriyorlardı eve kadar. Değil mi? Evet. Yani eskiden şimdi 100 real en çok parası istiyorlar. Şimdi 100 real yani neredeyse 30 dolar. Evet. 25 dolar bir şey diyor. Sadece getirme parası. Evet. Bitti. Tamam, bitti. Arabanın yarısı doldu ama şeker, kahve, süt eskiden. Evet. Sadece bir araba şeker, bir araba süt, bir araba. Aynen, eskiden böyle sadece birisi doluyordu. Şu an üçü sadece yarısını doldurdu. Evet. Evet, şöyle. Amcamız yani çıksın. Amcamız. Yol amcamın. Aynen. Bizi bekledik. Bizi bekledi o kadar. Biraz da biz onu bekleyelim. Şimdi marketten çıktık. Market hemen bizim evin. Mesela bu yol komple 10 dakika. Gidiyoruz dümdüz bizim evden. 10 dakika sürüyor. Bu yolda Giovanni yolu. Markette Joncias'ın başlangıcında tam ortasında falan oluyor. O zaman şimdi sana gelelim. Evet, gel oğlum. Şimdi sana birkaç tane soru soracağım. Sorulardan birisi, YouTube hayatını değiştirdi mi? Birinci saat 16.53. Nereden gidelim? Nereden gidelim? Düz gidelim. Trafik olur mu? Tamam. Yok, trafik yok. YouTube valla değişmezse yalan olur. Birincisi, en az haftada 2 video çekmek zorunda kalıyoruz. Bu en önemlisi. Evet. Bu bir. Bana ne gibi etkisi oldu Brezilya'da? Onu söyleyeyim.
Abi şimdi ben Türkiye'den buraya gelen misafirlerimize elleri boş geliyorlar. Yani şu anlamda elleri boş geliyorlar. Bavul hakları boş geliyorlar. Turistler, gezmek için gelenler, evlenmek için gelenler yani bağış haklarını kullanmadıkları için boş geliyorlardı. Getirenlerin de getirmeyenlerin de Allah razı olsun. Şimdi gelen arkadaşlarımız bize bavul bavul ücret karşılığı eşya getiriyorlar. Ücreti neyse veriyoruz. Çok şükür İstanbul'da ürünleri alıyorlar, bavulları alıyorlar. Buraya getiriyorlar. Bizim de ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Mesela eskiden bu kadar çok Türk gelmiyordu yanımıza. Gelmiyordu. Aynen. Sadece denk geliyorduk. Festivalimizi buluyorlardı. Tesadüfen buluyorlardı. Şimdi neredeyse günde 3-5 tane Türk'ten burada karşılaşır olduk. Bizi buldular. Evimize kadar geliyorlar. Hatta sürpriz bile yapıyorlar bizi daha şey etmeden. Aynen, mesela Google Maps'tan filan evimizi filan bilenler yani biliyorlar. Aratıyorlar, buluyorlar. Mesela evet. Senin dükkanı öyle bulmuşlardı birkaç kişi. Kaç kişi bizi aynen. Google Maps'tan koyaraktan bizi buldular. Aynen dükkanı. Geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Hep gelenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Aynen. Hepsine kapımız açık. Gelenden de gelmeyenden de, bize halatını sorandan da sormayanın da. Dediğim gibi Brezilya'da yerleşke olarak 1500 lirasında bir Türk yaşıyor. Ya şimdi Arjantin'e geliyorlar, Şili'ye geliyorlar. Hatta az önce ben iki kişi daha aradı. Abi biz diyor Şili'ye geçeceğiz diyor. Gelmişken senin yanına uğrayacağız diyor. Bileti sırf bu yüzden diyor, aktarma aldık diyor 2 gün diyor. Senin yanına uğrayabilmek için diyor. Bak normalde 3-5 saat bekleyip gideceklermiş ama sırf beni görmek için 2 gün aktarma olarak Şili'ye geçeceklermiş. Ömer kardeşim sağ olsun. Evet, mesela tam Oğuz Yırtık Pantolon bu zamanlar gelmişti bizim yanımıza. Yok, 10 ay oldu. 10 ay mı oldu? 10 ay oldu. Yani ay tam oldu. Bir yıl olmadı işte. 10 ay oldu. 2 ay sonra Mayıs'ın sonunda geldi koçum. Haziran gibi geldi. Anladım, evet. Mayıs'ın sonunda evet. 10 ay oldu. Pandemi tam bir yıl açılmış, olmadı. Yeni açılmıştı, tam hatırlıyor musun? Aynen. Evet. Sen de YouTube'a Ağustos'ta mı girmiştin? Ben de evet Ağustos'ta girdim. Evet. Evet, 2 ay sonra evet. Yırtık 1 sene önce geldi. Ben 10 ay önce açtım YouTube kanalına. Evet. Evet, evet. Sana doğru söylüyorsun. 1 yıl önce geldi. Şimdi Yırtık Pantolon. Ben de 2 ay sonra kanalımı açtım. Keşke pandemide açsaydık, daha iyi olurdu. Birçok yemek pandemide bayağı bir şey yapmıştık. Hep evet. Bir şey yapıyorduk. Eren bize Yırtık Pantolon'u izletiyordu pandemi dönemlerinde. Kısmetmiş. Her şeyde bir hayır vardır. Sevdim mi diyeceksiniz. Olursanız evet. YouTube'culuğu sevdim. Güzel. Ama tabii siz bana YouTube'cu diyorsanız YouTube'cuyumdur. Ben kendimi bir YouTuber olarak görmüyorum. Ben doğal olarak neyse onu yapmaya çalışıyorum. Yemek videoları, arada evet. Bir vlog, Brezilya. Konuşma, vlog, gezme. Gezme derken São Paulo içini gezme, yani onu söyleyeyim. Ha, Türk restoranlarını tanım. Evet, ben fazla dışarı çıkamıyorum bildiğiniz gibi. Çünkü ben hala kahve işini yapıyorum. Ara sıra taşımacılık işi yapıyorum. Bu sırada yeni bir kabak işi kurdum. Evet. Süs kabağı, yani gece lambası süs kabağı olayını kurdum. Burada ilk kuran biziz. Şirketimiz ilk bizim şirketimiz. Ne? Kabak dünyası şirketimizin adı. Mundo dos Cabaças. Yani dersten söylüyoruz. Şimdi baba YouTube sorusunu geçtik. Yani gördüğüme göre yani YouTube'u beğendin artık. Seviyorsun YouTube evet. Çekmeyi de. Evet. Yani haftada ilk kez video yüklüyorsun. Hem de artık abonelerim de seni çok seviyor. 38 bin oldum YouTube'da neredeyse. Artık evet, 38 evet. Bini geçmişti. Yaklaşık 40 bine geliyor. Aynen, artık 40 bine geliyorsun. İkinci sorum ve herkes bunu soruyor. Bu aralar çok soran olmuştu. Kahve işini bırakıyor musun? Şimdi kahve işini şimdi bırakmayı düşünmüyorum ama yakın bir zamanda bırakacağım. Evet. Şu an bırakmayacağım. Yani yaklaşık 6 ay ile 1 sene sonra arasında bırakacağım inşallah. Evet. Hedefim zaten 50 yaşına kadar yapmaktı. Aynen, biz hep söylüyoruz. Ben hep söyleyeceğim, 50 yaşına kadar hedefimi yapmaktı. 50 yaşında da bırakacağım. Yani seneye inşallah. Hem benim zaten 10 sene önce de bunu söylüyordum. 50 yaşına kadar gelince bu kadar kahveyi yapacağım. Ne yaptımsa yaptım. Ondan sonra hafif işler. Ne gibi işler? Ticaret, kabak işi. Kabak işini zaten ben yapmıyorum kabakları. Ben de kabak yapabiliyorum ama ben kabak yapmayacağım. Yapan abilerimiz, abimiz, ablamız ve kardeşimiz var. Bize o yeterli. Eğer talep konusunda arz talep olursa fazladan Eren, inşallah Türkiye'de çalışan, bu kabak işini yapan abilerimizle tanışmak isterim. Burada çalışmak isteyen dostlarımızı dan iletişime geçmek isterim. Bilginiz olsun. Peki pandemi kahve işini etkiledi mi? %70 etkiledi. %70.
Çünkü nereden baksan 17-18 çanta götürüyordum, hatta çıkmıştı. Evet, değil mi? Hatırlıyorum. Her çantada 10 adet de 10-11 adet alıyordu. Yaklaşık 180 tane siparişimiz varken pandemiden sonra 40 taneden başladım. Şimdi ise 70'i buldu. 7 çanta götürüyorum. Yani %60. %60 düştü. Aynen. %60 düştü. %50 bile değil, %60. Yani. %60 düştü. Çünkü 180 adedin yarısı olsa 90 adet eder. Evet. 70 evet. 65 tane götürüyorum. 5'ini de biz satıyoruz. 65. Hatta %70 oldu. Yani pasajdaki o galeri yapacağım. Mundo Oriental. Evet, Mundo Oriental. Evet. Gitti sattığın kahveler. Çoğu dükkan kapalı. Abi %80'i kapandı. %80'i kapandı. Yok. %50'si kapandı. Geri kalan %40'ı da el değiştirdi. Ha. Yani 2000 dükkanın 1000 dükkanı kapandı. Geri kalan da 500 dükkanı el değiştirdi. Yani neredeyse hepsi kapanmış gibi bir şey oldu. Evet evet. Ya çok kuvvetli olmayanlar haricinde ayakta kalan olmadı. Ya ben bile pandemi döneminde sadece kirayı çıkartaraktan, Allah'tan kirayı yıllık vermiştim. Ondan atlattım ben. Bir de elemanlarımız el altından çalıştılar. Yani sipariş üzerine çalıştılar. Sadece kiramızı çıkartabildik. Evet. Kaç ay kapanmıştı pandemide? 3 sefer kapandı hatırlıyorsan. Evet. Birinde 3 ay kapandı, birinde 4 ay kapandı, tekrar 3 ay kapandı. Toplamda 1 yıl kapandı. Anladım. 3, 7, evet. 10-11 ay kapandı, 11 ay kapandı yaklaşık. Evet. Yavaş eve yaklaştık. Evet. Kahve işini konuştuğumuza göre yeni işine geçelim baba. Evet. Yeni işin, kabak herkes biliyor artık. Gösterdik anda direkt, evet. Geldik zaten. Evet, geldik, dükkanı da göstereceğim. Dükkan aşağıda zaten. Dükkanın 150-200 metre aşağıda arkadaşlar. Evet. Burası sağ taraf Parizopolis oluyor, sağ taraf Parizopolis oluyor, sol tarafsa apartmanlar bölgesi oluyor. Gördüğünüz gibi her taraf yeşillik ve orman alanı gördüğünüz aynen, gibi. Sanki ormana giriyormuşuz. Bak görüyor musunuz? Sadece ormanlar gibi her taraf yeşillik. Çok abi göster şu kapıları göster arkadaşlar. Evet. Bakın şu kapıları göster. Burada böyle birisi söylemesi 3 ay oldu. Hepsi arızalanıyor. Aynen, arızalandığında gidip değiştirmiyorlar, bırakıyorlar. Yenisini takıyorlar. Evet. Orada evet. Kalıyor eskisi. Yani eski kablo arızalandığında yenisine üzerine ekleme yapıyorlar. Bu sebepten dolayı da kablolar çoğalıyor. Bir herhangi bir yağmur veya bir şey olduğunda da o hepsi devriliyor. Aynen. Ya da yangın oluyor. Evet. Yeni işin bu. Kabak. Abi, artık herkes biliyor. Ve ondaki hedeflerin ne? Ya şimdi bizim yerimiz olsun. Dükkanımız olsun. Evimize yakın bir pontumuz olsun. Yani pont demek bir noktamız olsun diye ben bu işi yaptım. Bir de Brezilya'da yapılmayan bir iş. Şura park edip gösterelim. Evet. Yapılmayan bir iş. Evet, şu arabamızı yanaştıralım. Ondan sonra. Peki bu işi kahve işini düşünerek mi yaptın? Yani ben kahvesini bırakacağım diye mi bu işe geçtin? Ya şimdi benim hedefim vardı. 50 yaşında bu kahve işini bırakmak, masaüstü bir işte çalışmak, ticaret yapmak, çevirmenlik yapmak, tercümanlık yapmak da hedefim. Yani rahat şekilde gezerekten bir iş yapmak istiyordum. Ve de bu hedeflerimi göz önüne tutaraktan da altyapı araştırması yaptım. Ne yaptım? Kabak yapabilirim diye düşündüm. Burada el sanatı yoktur. El sanatları çok değerli. Güzel para yapıyor. Çıkalım. Evet, geldik. Arayı buraya koyduk çünkü bizim dükkan hemen şurası. Benim hedefim burayı alabilmek. Ha, çok güzel bir yer burası. Burası çok hem güzel. Hem esiyor. Böyle hem köşe tarzı. Başı hem büyük. Aynen. İnşallah hedefim benim burayı alabilmek. 10 numaraya yer. Tam köşe başı. Arabayı da buraya koyabilirsin. 3-4 tane arabası var buraya.